Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Angel Akan'ın The Walking Dead'in 11. sezon 2. partı 8. bölüm olayları üzerinden bazı şeyleri açıklığa kavuşturduğu demeçlerden konuşacağız. Aynı zamanda 9. bölüm fragmanı bizlerle yayınlanmıştı ve yayınlanan bu fragmanın da Gabriel'la olan bir sahnesi vardı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda The Walking Dead'de yayınlanan Gabriel'ın bir sinek peak'i var. İşte sizlerle bu sahnenin ne olabileceğine ilişkin bu videoda konuşacağız. Açıklayacağım önemli şeylerden bir diğeri de Negan ve Maggie arasındaki ilişkinin Angel Akan tarafından açıklanmış olması. Özellikle 8 bölümü hala izlemediyseniz bu videonun geri kalan kısmında önemli spoilerlara maruz kalacaksınız. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Talking Dead'te Gabriel'ın bir sahnesi yayınlandı. Bu sahnede onu merdivenlerden yukarı doğru çıktığını ve çıktığı bu merdivenlerin sonunda geçtiğimiz bölümlerde karşılaştığımız sinopsiste de adı geçen Tanrı adamıyla tekrar bir araya geldiğini göreceğiz. Bu sahne neydi? Hemen hızlıca inceleyelim. Gabriel'ın burada nefes nefese koşarken merdivenlerden çıktığını görüyoruz. Bir odaya doğru giriyor ve kapıyı kapatıyor. Muhtemelen onun bu merdivenlerden Hedvenlerden koştu. nokta ve geldiği yer meridyen içinde olacak. Kafasını sağ tarafa doğru çevirdiğinde ise onu karşılayan bir adam görüyoruz. Bu adamın kim olduğunu hatırlamayanlar dediğim gibi zaten geçtiğimiz bölümlerde mezarlık sahnesindeki bu adamdı. Bu sahnede onun hemen arkasında saklanan bir Gabriel söz konusuydu. Her ne kadar bu sahnede bizler Gabriel'in saklandığını ve bu din adamının onu görmediğini düşünsek de yayınlanan Snake Peak'teki diyaloglara baktığımızda durum hiç de öyle değilmiş. Din adamı Gabriel'in orada olduğunu farkındaymış. Orada olması korkacak hiçbir şeyim yoktu diye söyledi. Diyor. Buradaki minik sinik peek'e baktığımızda ikili arasındaki özellikle de Tanrı üzerinden diyaloglar söz konusu. Bu adam Tanrı'nın onu duyduğunu söylerken Tanrı'nın bu adamları savunmasının onlara rehberlik ettiğini söylüyor. Gabriel aldığı bu cevaplar karşısında epey sinirleniyor çünkü ona göre bu durum epey ters. Bütün kasabaları ve çocukları katleden bu adamlar için nasıl dua edersin tarzındaki sistemiyle Snake Peek'i bitiriyorlar. Videonun açıklama kısmında yer alan linki kullanarak Snake Peek'in tamamını izleyebilirsiniz. Gelecek bölümde özellikle bu iki karakter arasında önemli bir hesaplaşma karşı karşıya kalacağız. Yine benim tahminim bu hesaplaşmanın ardından bu bölümün sonuna doğru Gabriel bu adamı öldürecektir. Her ne kadar böyle bir sahneyi tercih etseler de ben açıkçası bu sahne yerine Commonwealth veya daha farklı bir sahneyi göstermelerini isterdim. Yayınlanan sahne böyleyken bir de sizlerle şimdi Angel Akan'ın Insider'a verdiği röportajdan konuşalım. Güncel haberlerden biri de şimdilerde 16. bölümün de çekimleri tamamlandığı yönünde. Artık son 8 bölüme geçiyorlar ve Walking Dead final bölümleri çekimlerinin yaklaştığını söylemeliyim. Bu bölümlerin çekimlerinin yapılması tam tamamlanması demek oluyor ki belki de önümüzdeki bölümlerde bu çekilen bölümlerden yayınlanacak olan sahnelerinde fragmanlarda gösterileceği anlamına geliyor. Geriye kalan son 8 bölümü de hesap ettiğimizde 2022 yıl içerisinde belki Ocak belki de Mart ayı içerisinde yavaş yavaş çekeceklerdir diye tahmin ediyorum. Böylelikle bizler de belki de bir şekilde önümüzdeki yılın ilk 3 ayında Andrew Lincoln'ün final bölümlerinde olup olmayacağı ile ilgili kamera arkası çekimlerinden kaynaklanan spekülasyonlara maruz kalabiliriz. Çünkü The Walking Dead finali yaklaşırken bizlerin en çok merak ettiği şey kesinlikle Rick'in geri dönüp dönmeyeceği olacak. Angela Khan'ın verdiği demeçte özellikle kendisine yöneltilen büyük ölümlerin olup olmayacağı konusuna cevap veremeyeceğini söylemesi dikkat çekiciydi. Ayrıca yine 9. bölümde ölümle ilgili pek bir şey göremeyeceğiz. 8. bölüm hikayesindeki konuya baktığımızda eleştirdiğimiz noktalar vardı. Bu noktaların en büyüğü de gerçekten de bizlerin beklediği bir final bölüm olmayışıydı. Şimdilerde 9. bölümü bizler merakla bekliyoruz ve en büyük beklentimiz ister istemez 8 bölümün kötü olmasından kaynaklı olarak en azından bunun telafisi açısından 9. bölümün güzel olması. Bilmiyorum sanki bana yine bizler bir hayal kırıklığına uğrayacağız gibi. 9. bölümde beklediğimiz gibi olmayacak gibi gelse de özellikle de 11. sezon 2. kısmında hikayenin daha güzel yöne gideceğini tahmin ediyorum. Şimdi gelelim Angela Khan, Negan ve Maggie arasındaki olaya. Angela Khan'a açık açık soruldu. Negan ve Meg arasında bir ilişki olabilir mi? Gelecekte bunlar arasında bir ilişki olabilecek mi? Bu benim başta olmak üzere pek çok kişinin merak ettiği şeylerden biriydi. Angela Khansa bu konuyla ilgili gülerek şöyle bir cevap verdi. Olmayacak. Bu da en azından artık bu konuyla ilgili bizlerin konuşmasını gerektirecek bir durum kalmadığı anlamına geliyor. Aynı zamanda Michonne'la ilgili durumlar içinde yine akanın verdiği demeçler var. Judith'in Virgil'i zorlamayacağını, bir şey söylemeyeceğini de akan açıkladı. Gerçi her ne kadar bunu açıklamış olsa da bence önümüzdeki bölümlerde bu değişebilir. Çünkü biliyorsunuz ki Virgil bu topluğa yeni katıldı ve gerçekten de aralarında baktığımızda yeni bir isim. Bu yüzden de yeni bir drama başlatması konusunda bu karakter üzerinden aceleci davranmayacaklardır. Belki bu konuyla alakalı detayları son partta görebiliriz. Kamu ve FFCRM ile ilgili önemli detayların onların birbirini tanıdığını Scott Gimple açıklamış ve bunu da zaten sizlerle paylaşmıştım. Virgil ve Judith tarafından Michonne'la ilgili hiçbir şey açıklanmayacak olması beni biraz üzdü. İkinci part için heyecanlanabilirdik. Ama dediğim gibi ben yine de bu partın sonuna doğru en azından bu konuyla ilgili bazı diyalogların geçeceğini, bunun da 15-16. bölümlerde olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik yeni bölümden beklentilerimiz Angel Akan'ın verdiği demeçler bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle yeni yeni güncellemeleri, yayınlanan yeni haberleri, gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. Bütün bu videolardan haberdar olmak için hala kanalıma abone değilseniz, kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.